Abdülkadir Ak'tan selamlarını iletmişler. Sizlere sorum, camilerdeki taburelerde namaz caiz mi değil mi? Bunu merak ediyorum. Hocamız cevaplarsa seviniriz demişler. Evet. Çok zor bir soru. Biz de öğrenelim hocam cevapları. Estağfurullah. Estağfurullah. Şu bakımdan zor. Hani uygulama açısından. Şimdi normal olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi hemen aklıma geldi burada. Hı. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan efendim namazını ayakta kılmaya gücü yetiyorsa bu kimse namazını ayakta kılsın. Yani rükû ve secdesiyle birlikte böyle evet. kılsın. Eğer bu şekilde kılmaya gücü yetmiyorsa oturarak kılsın. Oturarak kılsın. Eğer oturarak da kılmaya gücü yetmiyorsa bir yere yaslanarak kılsın. Şimdi bu bizim için ölçü. Evet, ayakta kılmaya gücü yetmiyorsa oturarak kılsın. Oturarak gücü yetmiyorsa bir yere yaslanarak kılsın. Acaba bu oturarak kılmak, yere oturarak kılmak mı? Taburede ya da sandalyede ya da kanepe üzerinde oturarak kılmak mı? Bu konuda tabii ki bir tartışma var. Evet. Hocalar arasında da böyle bir tartışma var. Bizim Dinişleri Yüksek Kurulu olarak verilen cevabımız şöyle. İnşallah hatalı aktarmam. İnşallah. Efendim, bir kimse ayakta namazını ayakta durabiliyor. Hı hı. Rükûsünü de normalde yapabiliyor. Ama secdeye sıra geldiği zaman oturarak secdesini yapabiliyorsa, yani yere oturarak ima ile nasıl? Yani baş işaretiyle. Yani yere oturacak, hani oturma imkanı olsa gösterirdim. Yere oturacak, şöyle secde için başını eğerek secdelerini böyle yapacak. Rükûda bir tık daha önce, belki biraz daha yok, zaten yere oturuyor. Yani rükûsunu yapabiliyor ama secdeyi yapamıyorsa, rükûsunu normal yapıyorsa, secdesini yapamıyorsa yere oturacak ve ima ile, baş işaretiyle secdesini yapacak. Eğer bu kimse ayakta duruyor, efendim rükûsunu yapıyor ve oturduğu zaman ayağa kalkamıyorsa, yere oturarak, bakın ısrarla altını çiziyorum, yere oturarak ister bağdaş kursun, ister ayaklarını kıbleye uzatsın. Bizim bazı seyircilerimiz diyor ki canım kıbleye karşı ayak uzatılmaz. Saygısızlık olur düşüncesiyle bunu da yapanlar. Ama sen namaz kılıyorsun. Namaz zaten bir saygıdır. Namaz zaten Allah'a saygının bir gereğidir. Ayaklarını kıbleye karşı uzatarak bile olsa yerde kıl. Efendim, hatta bir yere dayanarak bile olsa yerde, yine yerde oturarak kıl. Şayet bunları yapamıyor. Eğer bir kimse yere oturamıyorsa, ayakta namaza başladı, efendim rükûnu yaptı, rükûnu normal yapabiliyor ama yere oturamıyorsa, ha o zaman tabure, sandalye üzerine oturarak secdesini öyle yapar. Eğer bir kimse hiç ayakta duramıyorsa, hiç yere de oturamıyorsa, yani yere oturamıyorsa, o zaman doğrudan tabure ya da sandalye üzerinde kılabilir. Yani kısaca ifade etmek gerekirse, bir kimse şayet namazını yere oturarak kılamadığı takdirde ancak ve ancak taburede kılabilir. Tabure ya da sandalye üzerinde kılabilir. Doğrudan hemen yere oturma imkanı varken tabure ve sandalye üzerinde kılamaz. Bakın bu konuda bize çok şikayetler geliyor. Dinişleri Yüksek Kurulu kararı var. Bu konuda bizim kararımız böyle. Efendim, bazen hani bu tür şeyler sorulabilir diye defterimizin arasına da bazen bu tür şeyler koyabiliyoruz. Hocam hani vaktimiz aslında çok daraldı. Bir de telefon bağlantımız var. Tamam. Müsaadenizle yani son sözü alsak da telefona gelsek çok iyi olur. Yani özür diliyorum. Kararımız da burada var, yani çıkartıp gösterebiliriz. Hazır cevaplarımız da var. Evet, yani. Hazır cevabımız da var. Vatandaşımız daha itimat etsin diye bunları söylüyorum. Bakın camilerimiz, bazı camilerimiz maalesef tabureler ya da özel koltuklar yapmışlar ya. Allah'tan korkun ya. Bu kadar da olmaz ki ya. Bu kadar da olmaz ki ya. Özel koltuklar yapmışlar.
Hocalarımız onlara bunun doğru olmadığını söylediği zaman diyor ki hoca senin işine bak diyor. Hocayla kavga ediyor. Bu bizim kararımızı zaten astığı için efendim hocayla kavga ediyor. Ama hoca sana doğru bir şeyi söylüyor. Yanlış bir şey söylemiyor. Namazın geçerli olması için söylüyor. Evet, inşallah tavsiyelerimizi dikkate alırlar.